sen Murat. Burnu, ağzı, gözleri. Peki ne koyacağız adını? Bilmem. Önce Gülşah'ın fikrini alsanız. Hı? Doğru. Onsuz hiçbir şey yapamayız. Nerede Allah aşkına Gülşah? Bana kahveyi haberi getirdi. Hı? Sonra birden yok oldu. Dur kalkma Hüzzi! Vur diyorum sana! Eğer seni bir elime geçirirsem bacaklarından ayıracağım more! Canım! Canım anneciğim! Aman ne güzel kardeşim var! Ay şuna bak! Maşallah! Ne dersin, adını ne koyalım kardeşinin? Fenerbahçe'den Arslan Cemil mi? Galatasaray'dan Yasin mi? Kardeşin muhakkak ünlü bir futbolcu mu olmalı? Başka bir at bulamaz mısın? Buldum! Nedir? Kardeşime en güzel adı buldum! Rahmetli dedemin adı Haydar! Aferin! Çok güzel, beğendim! Ne diyorsun bu işe Ethem amca? Madem transfer parası toplandı... ...resmen bunu Pele Ömer'e teklif edeceksiniz çocuklar. Tabii ya! İşi kanunen sağlama bağlayalım, ne dersiniz? Evet derim ama... ...Ethem amca sana verecek paramız yok. Aldırma sen! Feda olsun mesaimiz boyacı spora! Tabii ya! Şimdi iki tarafı da tatmin edecek bir sözleşme yazalım hemen ha? Hadi bakalım! Bu anlaşmayı imza etmem ben! Arkadaş! Sen bizden 700 lira istemedin mi? Ya. Yeni bir takım elbise, ha. Yeni pabuç istemedin mi? Ya. Vereceğiz işte! Vazgeçtim! Paradan da, elbiseden de, pabuçtan da! Sıcak başına mı vurdun şaşkolos? Daha ne zorun var? Çırçır spor bana tam 1000 papel veriyor. İki takım yeni elbise, iki papuç, sezon boyu köfteci Ahmet'ten de bedava yemek. Vay canına! Tufaya bak sen! Hadi eyvallah! Ortağım olduğun için senin kumar borcunu ödedim. Tam 900 bin lira. Artık seninle aynı çatı altında çalışamam. 600 bin daha veriyorum. Fabrikadaki hisseni satın alıyorum. Bu çekin. Bunlar da kumar bonoları. Şuraya imzanı at, aramızda her şey bitsin. Çok iğrençsin Kemal. Bu iş burada bitmez. İmzala ve defol. Senin zam meseleni konuştum Kemal'le. Ne dedi Kemal Bey? Yarın saat 10'da seni köşkte bekliyor. Sağ olun Hakkı Bey. Bir gün sen de anne olacaksın yavrum. Senin de böyle güzel bir bebeğin olacak. Yaptıklarıma dikkat et de öğren. Sana da bunları annen mi öğretti? Evet. Peki Haydar büyüyünce ona kim öğretecek? Haydar erkek olduğu için bunları öğrenmeyecek. Demek babam kardeşime başka şeyler öğretecek. Öyle değil. Kız çocuğu anneler, erkek çocukları da babalar yetiştirir. Vallahi gel bakalım şimdi yatağa. Canım. Üstümüz yat. Güzelim. Emziriyoruz, altını temizliyoruz, ninni söylüyoruz. İster misin büyüyüp adam olunca bizi beğenmesin? Ya. Biliyor musun babacığım? Pele Ömer su koy verdi. Anlaşmayı imzalamadı. Ne olacak şimdi? Başlarım şimdi senin Pele Ömer'ine. Sabah boyacı spor, akşam boyacı spor. Yetti be!
Aldığım parayla evi döndüremiyorum. Sağa sola borçlandım. Yarın sabah patronla son konuşmamı yapacağım. Çok sinirliyim Nurten. Git de kızının gönlünü al. Bu hayat pahalılığını o çıkarmadı. Artık benim pabucum dama atıldı. Haydar erkek olduğu için benim yerimi aldı. Sen benim canımın, canımın ta içisin. Kimse alamaz yerini. Ama eskiden bana bağırmazdın. Beni bağışla. Ben ettim, sen etme sultanım. Hadi. Bana bir yanak ver de affettiğini anlayayım. Affederim ama şartım var. Neymiş o? Yarın pazar. Beni arabayla gezdirir misin? Tamam. Sabah patronun evine gideceğim. Oraya kadar birlikte gideriz. Oldu mu? Sabaha son defa konuşacağım Kemal'le. Yola gelmezse, fabrikadaki hissemi geri vermezse yapacağımı bilirim. Gözüne her şeyi aldın demek. Her şeyi de ayarladım bebeğim. Korkma, başın belaya girmeyecek. Kemal ortadan kalkarsa, fabrika, hanlar, arsalar benim olacak hepsi. Yeter ki sonuna kadar sen benimle ol bu oyunda. Peki, oyunun kurbanı kim olacak? Şoför Murat. Gülşah! Gülşah! Hazırım aslan babacığım. Minnoş'u da mı alıyorsun? Onun da canı yok mu? O da gezmek istemez mi? Ne yapalım, boynumuz kıldan incedir güzel kızımıza. Hadi bakalım, Minnoş'la bana şöyle bir boğaz havası aldır şoför bey. Buyursunlar. Murat, durumunu lütfen tatlı dille anlat Kemal Bey'e. Pazar günleri evimden çıkmam. Hatta hizmetkarlara bile izin veririm. Başımı dinlerim. Seni ben çağırmadım. Bir yanlışlık olmuş demek. Özür dilerim. Ama madem ki buradayım, müsaadenizle durumumu açmak isterim. Ne varmış durumunda? Karım bir erkek çocuk getirdi dünyaya. Şimdi evde 4 nüfus olduk. Aldığım aylığı denkleştiremiyorum geçimime. Sizden zam istemiştim. Hala bir cevap vermediniz bana. Sana düşüneceğim demiştim. Artık bekleyemem. Lütfen kararınızı verin. Piyasa kırık. Eski işler kalmadı. Maaşına zam yapamam. İşine gelmiyorsa bırak işi. Anlıyorum. Peki muhasebeden borç alabilir mi? Hayır. Çok ihtiyacım vardı. Hayır dedik ha. Kendine başka şoför bul. Hadi bakalım gidiyoruz. Ne oldu babacığım? Gene bozuk çalıyorsun. Kapıştık herifle. İşi bıraktım. Ne biçim bir adam bu? Kanı içilecek bir adam. Yarın ada pazarına gideceğim iş aramaya. Bana dua eder misin? Duana ihtiyacın var. Ederim elbet. Yarın muameleyi resmiyete dökeceğim. Fabrikayla hiçbir ilişkin kalmayacak. Çok ileri gittin Kemal. Bırak da fabrikada ufak bir hissemiz olsun. Yeter artık, fazla konuştuk. Evet, niçin soruyorsunuz? Yolculuk nereye?
Cinayet masası. Ada pazarına. Bizimle müdüriyete geleceksin. Niçin? Bunu şefimize sorarsın. Ruhsatlı silah fabrikadan sana verilmiş. Üstünde parmak izleri çıktı. Cesedin elindeki bu anahtarlıkta da kızının resmi var. İşte. Kaç defa sordunuz, kaç defa cevap verdim. Hep aynı şeyler. Saat 10'da köşke gittin. Evet. Hizmetkarların olmadığını biliyordun. Bilmiyordum, kendi söyledi. Başka ne dedi? Maaşını arttırmam dedi. Borç istedim, vermedi. Sen de onu öldürdün. Öldürmedim. Sonra kasadan tam 40 bin lira çaldın. Hayır, çalmadım. Ne görmüşsen, ne duymuşsan aynen bize anlatacağına inanıyorum Gülşah. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Pazar sabahı köşke babanla birlikte mi gittin? Evet. Baban köşke girdikten sonra sen onu mu bekledin? Evet. Yanımda Minnoş da vardı. Demek kedileri seviyorsun. Minnoş kedi değil ki kuş. Arabada babanı beklerken ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir ses de duymadın mı? Hayır, duymadım. Sonra baban geldiğinde ne dedi sana? İşi bırakmış, kızmış da ona. Ben de ne biçim bir adam bu diye sordum babama. Babam da konu içilecek bir adam dedi. Ne sordunuzsa cevap verdim, tamam mı? Ama babam öldürmedi, o adamı öldürmedi. Evet, sizi dinliyoruz. Murat'la 1,5 yıllık gizli bir beraberliğimiz oldu. Bana beni sevdiğini söylüyordu. Onun evli olduğunu bilmiyordum. Maktul Kemal aile dostumdu. Murat kazancının azlığından yakınırdı hep. Bana sık sık bir gün çok parası olacağını ve beni Avrupa'ya götüreceğini söylerdi. Son günlerde hep sinirleri bozuktu. Kemal'le kapışacağını hissetmiştim para yüzünden. Onu sevmiştim. Ona inanmıştım. Ama cinayet işleyeceğini hiç ummamıştım. Sözlerinin hiçbiri doğru değil. Yalan! Hepsi yalan hakim bey! Deliller ve şahitlerin ifadeleriyle olay ortadadır. Murat Akova cinayeti taammüden işlemiştir. Babacığım! Canım kızım! Yavrum! Hayatımda sadece anneni sevdim. Bunu anlat ona. Üzülme sen aslan babacığım. Hepsini anlatırım anneme. İçim rahatladı şimdi işte. Bu gece mahpusta rahat uyuyabilirim. Kadın kısmı ömrünü erkeğine adamalı. Acılarını paylaşmalı. Ben hep bunu yaptım babana.